Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda buzdolabımın alt kısmı soğumuyor. Üst kısmında ise buzlanma var ya da buzlanma yok. Fakat alt kısımda kesinlikle soğuma yok ya da su akıtıyor. Gıdalar bozulur vesaire. Sorunlarının sebebi nedir, çözümü nedir onu anlatacağız. Ben güzel bir iş yaptığımı düşünüyorum. Güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Çünkü başkanın çektiği videolara da bakıyorum, evet. Adam paylaşmış numarasını. Anlatmadığı gibi yorumlarda sağ ol ustam çözdük falan yazmışlar. Komik. Bize de geliyor soru. Buzdolabımı altı soğutmuyor. Biz buna direkt olarak cevap veremiyoruz. Bazıları da diyor ki neden cevap veremiyorsun? Neden böyle geniş konuşuyorsun? Çünkü dolap başı şimdi olmamız lazım. Keşke tek bir sebebi olsa da biz evet budur diyebilsek. Değil. Açmadan bilinmiyor. Dolabın şu kısmını çıkarttık. Her dolapta böyle bir parça vardır. Bazen de bu evap altta olur. Evapımız bu. Yani soğutma işlemini yapan parça. Bunun da belli başlı yan parçaları var. Bu da soğutmanın sağlıklı olmasını sağlıyor. Bazı evaplarda şu kısımda rezistans olur. Sargılı. Şöyle dolanır. Arkasında olur. Bunda ise alt kısımda cam rezistans kullanılmış. Eğer bu rezistans arızalıysa, çalışmıyorsa ne olacak dolap? Dolap buzlanacak. Buz dolacak. Şu kanallar, şöyle göstereyim. Şu kanal donacak buzla. Arka kanal donacak. Şu kısımlarda donma olur. Sonrasında hava alt kısma geçmez. Geçmediği için de buzdolabının bu kısmı donar. Ancak bu kısımda bir soğuma meydana gelmez. Yani rezistans arızası varsa dolabınızın altı soğumaz ve karlanma, buzlanma olur. İkinci problem ne? Buzdolabımızda oluşan soğuk havayı buzdolabının içerisine yönlendiren fanlar var. Biz bununkini söktük, hemen gösterelim. Bakın söktüğümüz parça bu. Buradan fan havayı üflüyor. Aynı zamanda şu alt kısımdan da altı oluyor. Fanımız da, fan motorumuz da bu. Bu arızalıysa hava sirkülasyonu sağlanamaz. Evapımız burada olduğu için burası yeterli soğuma, hatta fazla soğumaya neden olabilir. Sensöre bağlı olarak. Ancak alt kısım soğumaz. Yani fan kontrolü de yapılması lazım. Dolapta sensör var. Bakın bu. Ne işe yarıyor? Dolabın sıcaklığını ölçüyor. Bu sensörde bir arıza varsa, sorun varsa ne yapar? Dolabın sıcaklığını ölçemez. Dolayısıyla motorda ya kendini kapatır, hiç soğutmaz ya da düzgün çalışmaz arızasına bağlı olarak. Bundan dolayı da yine dolabınızın altı soğumayabilir. Kanallar tıkalı olabilir. Pislikten vesaire. Ne gibi pislikler? İşte zamanda sigorta atmıştır. Elektrikler kesilmiştir. Burada donan şeylerin suyu vesairesi, işte akıntısı. Burada kanalımız var iç kısımda ve burada. Burayı tıkar ve aşağıya hiçbir şekilde ısı iletimi olmaz. Aynı zamanda dolap düzgün çalışmaz. Çünkü içeride karlanma, buzlanma devam eder. Rezistans devreye girdiğinde eriyen su dolabınızın bu kenarlarından akabilir. Ve dolap dediğim gibi sağlıklı çalışmaz. Bunun için ne yapılır? Dolap fişten çekilir, 24 saat, 48 saat beklenir, içindeki buzlar vesaire erir. Arka tarafında parçamız var, gidenin olduğu. Onu da göstereyim. Bu gördüğünüz parça tıkalıdır. Bazı dolaplarda motorun üzerinde hazne olur. Bu dolapta ise kenarına konulmuş. Hazneye su akmaz. Açmak için buradan kaynar su dökülerek, çok da kaynar olmasın, buralara zarar verir. Kabarır bunlar. Zaten evapta bir delik veya bu parçaların herhangi birinde bir delik, arka kılcalda bir delik vesaire varsa dolabın gazı kalmamıştır. Hem üst hem alt soğutmaz. Bu zaten başka bir videonun konusu olacak. Onu orada anlatacağız. Video yükleyince de açıklamalara linkini eklerim. Dolabımızın bir de böyle bir parçası var. Bu da şöyle hazneye içeri monteli. Bakın burada ayarlar var. Soğukluk, sıcaklık ayarı. Cold demiş. Soğuk, cold der. Bu ne işe yarıyor? Şöyle çevirdiğinizde buradaki kanalın açıklığını arttırıyor. Bu sayede içeri daha çok soğuk hava pompalanıyor fan sayesinde. Kapı contalarında sorun varsa, aralar açıksa, yani tam kapanmıyorsa yine ısı kaybı olacaktır. Dolabınızın üstü mesela kapalıdır ama altta açıklık vardır veya yırtık vardır. Altı yeterince soğumaz. Bu da problemin sebeplerinden birisi. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.